Arkadaşlar, bu videoda size rastgele işi tanıtmak istiyorum. OpenCase'siz kısmından istediğiniz kasaya açabilirsiniz. Burada en ucuzdan en pahalıya kadar bütün kasalar mevcut. Kasa savaşları kısmına gelip burada arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla kasa savaşı yapabilirsiniz. Upgrader kısmına gelip buradan istediğiniz itemleri istediğiniz şekilde yükseltebilirsiniz. Leaderboard kısmında ise günlük ve haftalık olmak üzere çekilişler düzenleniyor. Buradan katılabilirsiniz. Ödeme seçenekleri çok fazla sitede. Rust skinleri, CSGO skinleri, Bitcoin, Ethereum falan filan, bunlarla bir siteye yükleme yapabilirsiniz. Bakiye yükleyebilirsiniz. Eğer benim param yok diyorsanız abi, buraya gelip büyük harfle Nova yazarsanız 3 tane bedava kutu açabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapayım. Bu videoda çekiliş var, haberiniz olsun. Sizlere şu AK'yi veriyorum. Fiyatı 20 TL falan olması lazım. Tekrar bir hafta sonra tekrar çekiliş yapacağım. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey abi, Discord'a gelip emojiye tıklamak. Zaten Discord'da yazmışım buraya. 20-30 kişi var. Yani size çıkması çok yüksek, haberiniz olsun. Bana çıkmaz demeyin. Server'da çok az kişi var. Yani elbet çıkar yani. Çok yüksek oranla size çıkma ihtimali var. Haberiniz olsun. Discord'da hepinizi bekliyorum. Daha nice abonelere arkadaşlar. Şimdiden abone olan herkese teşekkür ederim. Bu videoda bu arada çok fena şeyler oldu. Bu videoyu kesinlikle atlamadan izleyin abi. Hem öğretici hem yani çok güzel oldu. İnfo vermeyeyim. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar, yeni bir Rust videosuyla beraber karşınızdayım. Bu videoda solo nasıl oynanır veya Rust'ta neler yapmanız gerekir, onlardan bahsedeceğim. Öğretici bir video olacak. İlk olarak map'ten bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, eğer diyorsanız ben server'a girdiğimde crossbow'larla, işte yaylılarla, mızraklılarla fight atacağım diyorsanız abi, spam bölgelerine ev atmanız önemli, rica olunur. Çünkü niye? Eğer diyorsanız abi, ben şuradan işte iki tane ağaç vuranı öldüreceğim, ne bileyim hızlı bir şekilde farm kasmak istiyorum, milleti öldürmek istiyorum diyorsanız spam bölgesine av atacaksınız. Eğer diyorsanız ben daha çok loot kasan adamları öldürmek istiyorsam orta bölgeye av atacaksınız. Ama diyorsanız ben full fight'a odaklanacağım, benim 20k saatim var. Gerçi 20k saati olanlar bunu bilir zaten de. Her neyse, ben fight'a önem veriyorum diyorsanız launch'a av atacaksınız abi. Ya da işte karlık, şuralar, buralar falan filan. Veya en çok ev nerede varsa. Onun dışında, şimdi yerden mesela silah buldunuz, 20 mermisi var. Onu gidip abi eve koyup 3 wipe boyunca evde saklayacaksanız hiç buraya ev atmayın. Direkt abi spam bölgesine ev atın. Şuraya, buraya ev atacaksanız abi, yerden bulduğunuz 20 mermi silahla roam atacaksınız. Launch'a gideceksiniz, ne bileyim enerjiye çaynak atarsa enerjiye gidin. Fight kovalayacaksınız, adam vuracaksınız. Ama arkalanmayacaksınız. Yani kendinize güveneceksiniz. Yoksa oynamayın 20 mermi silahla. Onun dışında aklıma geldikçe daha çok şeyler öğretmeye devam edeceğim. Videoda sol olayım. Haberiniz olsun. Bu arada çekiliş var. Onun da duyurusunu geçmiş. Bu arada çekiliş var arkadaşlar. Onun da duyurusunu geçmiştirim büyük ihtimalle videonun başında. Şimdi direkt gidiyorum. Bilerek official server seçtim. Sonra demeyin modda mı öğretiyorum falan filan diye. Şunun da infosunu vereyim. Şimdi mesela şu anda 30 kumaşım var, değil mi? Server yeni wipe yeseydi, bak server yeni wipe yeseydi ben bu kumaşlı yatak basardım. Siz olun abi, server wipe yediğinde ya yok basmayın. Veya direkt ya yok basayım adamları bulayım kafasına girmeyin. Direkt yatağınızı basın abi. Koşturun ev atacağınız yere. Yatak ata 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 gidin ki öldüğünüzde spam bölgesinde doğmayın. Çok büyük yanlış yani. Server wipe yer yemez ya yok basmak. Ha, kendine güveniyorsan kanka, ben şuraya kadar koşana kadar herkesi öldürürüm diyorsan ya yok bas. Ama yeni başlayanlara söylüyorum, ya yok basmayın server wipe yediğinde. Şu an basabilirsiniz şu an diye. Yani şu an etrafımda kimse yok. Ama server wipe yediğinde abi herkes mızraklı olacak. Gelecek kafanı mızrak atacak falan filan. Yani tilt olmana gerek yok, anladım. Yatağına atarsan en azından kafan rahat olur. Onun dışında server'a girdiniz mesela, bir dünya market var, tamam mı? Durdunuz bir. Önce bakacaksınız marketlere. Ne satıyorlar? Baktın. 6 patlar, 6 patlar, 5.56. Ondan sonra buralar zaten dilencilerin yeri. Biz şuralara bakacağız. Bak Thompson, 50 ham petrol. İşte holo, tamam mı? Baktım buraya. İşte silah milah satıyorlar, tamam mı? Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Çök dökmez, bilmem ne. Anladın mı?
kükürten. Tamam, şimdi ne yapacaksın abi? Direkt gidip, yani ben yapmam. Ben direkt gidip ev atmam. Ben şimdi giderim buradan, karakola kadar kasarım. Ham petrol mü artık, kükürt mü neyse. Karakola kadar giderim, kasarım. Ham petrol, o cart cürt. Silahı alırım, sonra ev atmaya giderim. Çünkü ben üstümde malzeme varken ölmeyi sevmem. Ya da direkt katlamayı tercih ederim. Katlayamazsam da zaten tekrar yoluma devam ederim. Ama silahı alırım ben. Yani bu 2x'de de olsun, 10x'de de olsun, 20x'de de olsun hep aynıdır. Benim de zamanında rastım yoktu. Hep izlerdim ondan bundan. Sonra bir gün aldım. Bir baktım adam direkt anabacı kayıyor. Bir de evde kulaklık yok, hoparlörle dinliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki niye yatak bastın? Hani ya yok basacaktın? Baktım çöle girmişim, çölde kumaş bulmak zor olacağı için yatak bastım. Yani yeşillikte olsaydım kumaş aramaya devam ederdim ama şu an çöllükte olduğum için ben kumaş arayana kadar elbet karşıma birisi çıkar, vurur. O yüzden bunu atmak daha mantıklı. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın, yerden veya herhangi bir yerden silah bulduğunuz zaman 10 mermi olsun, 20 mermi olsun, 5 mermi olsun korkmayın abi. O silahla çıkın fight'a. Yani evinizde saklamayın. Yani arkalanmadığın sürece ölme gibi bir ihtimalin yok. Eğer bileğine güveniyorsan, yani arkadan yemediğin sürece şurada mesela bir AK'li olsun, tamam mı? Elinde Python olsun. Kesersin şu an onu. Ama arkanda olsa mesela kesemezsin. Yani siz de ona göre ayak uydurun. Yani her türlü öldürürsünüz adamı. Mesela beni bilen biri, ben 7 mermiyle çıkıyorum, 10 mermiyle çıkıyorum, işte yerden onu buluyorum, onunla çıkıyorum. Niye? Çünkü hep birilerinin arkalama peşindeyim. Arkama sürekli böyle bakarım bak. Benim hiç, beni izleyenler bilir, ben hiç böyle dümdüz önüme bakmam. Hep böyle sağa sol bak, hep böyle sağa sol, hep sağa sol. Hep sağa sol yaparım. Bakarım arkada adam var, he. Hemen görüşünden çıkarım, çalıya geçerim, geldiği zaman pat vururum. İzleyenler beni çok iyi bilir. Şimdi ev attığım zaman ne yapacağım? Ya yokla çıkacağım dışarıya, öleceğim, elde var sıfır. Ama ben şimdi gidip karakola kadar ham petrol kasıp karakoldan silahı alıp ev atma yerine gidene kadar karşıma bin bir türlü adam çıkacak. Onları vuracağım, onların loot'u gelecek, Alettin'e ev atacağım, evden yayla çıkmayacağım, silahla çıkacağım dışarıya. Tabi fırsatım varsa, mesela şu an marketlerde silah milah olmasa olay değişir, giderim ev atarım direkt launch'a. Ama yani silah alma fırsatım varken ben şu an gidip ev atıp ya yok gezmem ama abi. Bakın mesela burada bir olaylar olmuş. Burada 50 tane ceset var yerde, o yüzden bir yatağa atayım. Gerçi 50 tane ceset yokmuş lan. Aa, var mı galiba, bakayım. Bak mesela revolver 8 mermi. Normalde bunu başkaları olsa öğrenir. Ama ben bunu kullanacağım mesela şimdi. Niye? Bir tane yay mermisi, 3 tane de revolver mermisi sıksam her türlü her adam ölür. İmkanı yok ya. Ama ondan önce tabii benim yok basmam. Yani şimdi kim öldürmüş o adamları görmüş oldunuz. Ya dedim ya burada bir ibnelik var diye. İşte bu yüzden dedim. Ya biliyorum yani. Şurada hazmatlı bir eleman var, tamam mı? Neyle olduğu belirsiz şu anda. Bakın böyle çalıyı kavralarak gidiyorsunuz. Silah var sandım. Meğer fenermiş. Normal el feneri. Help him. Şimdi direkt karakola uçuyoruz. Çünkü adam silahımız yok diye üzülmüyoruz. Revolver var. Ona mermi basarız birazdan. Ama gerçi daha öğrenmesi var lan, doğru. Biraz sıkıntı.
Öncelikle geliyoruz, mermiyi öğreniyoruz. Çünkü mermi BP'miz var mı? Yok. Çok oldu ama. Önce crossbow basayım. Sonra mermi basayım. Şimdi diyeceksiniz ki az önce diyordun yok işte ben silahla çıkarım, yok işte niye silahla çıkmadın diyenler vardır aranızda. Onlara da hemen cevabını vereyim. Şimdi ben ne dedim? Eğer arkalanmayacağınıza inanıyorsanız silahla çıkın dedim. Şimdi ben eğer şurada şimdi evi aramaya gidiyorum. Az önce elimde bez vardı ya, oraya gidiyorum. Şimdi ben beşli açarsam ne olur? Arkalanırım. Önemli olan adamı arkalamak. Arkalanmak değil. Ben bu şekilde silahla dışarı çıkarsam, bu meşaleyi açarsam adam gelir beni öldürür. Sabah olsaydı silahla çıkardım. Şunun bir zeminine bakalım kaç can zemini. 354. Şunları alalım mı? Tamam, şimdi gidebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki tamam hadi az önce erimiş beze gidiyordun o yüzden silah almadın. Şimdi niye silah almıyorsun? Hemen onun da cevabını vereyim kardeşim. Şimdi ben nereye gidiyorum? Şuradan varil kırıp karakola gideceğim. Karakoldan silah alacağım. Zaten ben silah almaya gidiyorum. Niye silahla gideyim? Anladın mı? Aha da yolda kaybettim. Ne olacak? İkisini birden kaybetmiş olacağım. Ben zaten birazdan karakola gidip silah alacağım. Şu anda silahla çıkmamın bir amacı yok. Eğer bir fight olsaydı veya herhangi bir şey olsaydı silahla çıkardım ben. Ama şu an zaten hedefim silah almak. Aşağıda kırmızı varil var mıydı acaba? Bak neden? İşte bu yüzden. Anladınız mı? Mesela şu an ben silahlı olsaydım sıkıntıydı. Ama şimdi ne oldu? Ben o adamın orada olduğunu biliyorum. Şimdi giderim silahla öldürmeyi denerim. Önümde mesela şu an adam. Yani biliyorum işte bu yüzden. Loser. Anladınız mı olayı? Böyle davranırsınız her zaman kazanırsınız. Sakin olacaksınız. Hiç strese girmeyeceksiniz. Biri koşuyor. Kesti bile.
Yavaştan yanaşalım. Kısa günün kârı. Neyse. Kâr kârdır. Hemen setimizi giyelim. Şunları atalım. Beni görmüş olabilir. Patlayıcı mı sıkıyor, yanıcı mı sıkıyor, ben anlamadım ki. Şimdi onlar iki kişi. O adamın öldüğü yere gidiyorum bilerek. Çünkü oraya mecbur gelecekler. Ama arkamdan o yaratığı gelmesin. İşte bu da salak olan arkadaşlar. O THL'li hepsini yatıracak. Bütün loot'u alacak. En son şuradaki adamın loot'una geldiğinde ölecek. Biri var lan burada. İtem attı yere. Onu yapamazsın. Kanka. Ne dedim? O hazmat dedim. Hepsini öldürecek. Bütün loot'u alacağım. İşte bu taktik çok iyidir arkadaşlar. Bütün fight'i izlersin. En son adamı vurursun. Bütün loot'u alırsın. Bak bütün dediklerim çıkıyor bu videoda. Daha çok böyle öğretici videoların gelmesi için arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve öneriniz varsa da yorumlarda belirtin. Yani ben bu oyunda bu şekilde gelişiyorum. Bakın hiç farm'a vurmadım, madene vurmadım. Loot yapmadım. Ah evi bile geçtirmedim. Evde
malzeme koyacak yer yok. Solda bir minikopter indirme sesi aldım. Hemen olay yerine bir müdahale ederim. Tarafa geliyorlar. Kaç kişi? 3. Abi ben... Bunlar tankı patlatacak galiba. Benim buradan uzamam lazım. İki olsalardı taracaktım da. Üç kişi biraz... Bakıyorum nereye pusabilirim diye. Aa, gördün beni. Üçü de geliyor buraya. Anlakilik bir durum oldu, yapacak bir şey yok. Aynen. Bak dediğim gibi. Tam orası adamların evleri. Bak kaldırıyorum niye. Aha, minileri orada. Oha! Oha!
Al kanka, bütün loot senin olsun, al. Adamların evi bura. Oradan gitmeyeceğim. Sık 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 sık. Biraz daha sık reis. Bunlar beni takip mi ediyor? Oo. Karakol nerede? Karakol solda. Hiç sıkıntı değil, ben şimdi buradan metal odun alırım. Buraya ev atarım. Beyler, eve koşarak gitmeyi deneyeceğim. Ölürsem harbi video biter ya. Ama dur. Gitmeden bir AK'yi öğreneyim de. Aç kapıyı, aç 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 aç. Oh var ya, şu an bir rahatladım, bir rahatladım. Bas bas bas. Bedelini ödeyeceksin kanka. Bedeli öyle ödetirler size. Böyle kafamda helikopterle uçmakla olmaz bu işler, aslan parçası. Yani soloyuz diye hafife almayın bizi. İşte bu yanlış bir hareket. Benim oraya koşmamı beklemeleri lazımdı. Belki de ben onları görmüyorum. Yani zaten görmemiştim de. Yani demesi lazımdı, bu adam bizi görmedi. Bekleyelim gelsin demesi lazımdı. Ama sıkmayı tercih ediyor. Garip. Biz devam edelim. Revo ile işimiz yok çok şükür. O kadar düşmedik. Şimdi beyler, önümde iki ihtimal var. Biri yüksek uçuş yapıp gelmeleri, biri alçak uçuş yapıp gelmeleri. Alçak uçuş yaparlarsa keserim. Yüksek uçuş yaparlarsa ölürüm. Bunlar tam böyle gitti zaten. Demek ki tank patlatmışlar. O zaman bunlar minikopteri nereye koydu? Vallahi hiç bilmiyorum. Bilsem keşke giderim de. Minikopteri nereye koyduklarını bilmiyorum. Bunlardan biri ölürse tekrar evden doğup çıkabilir. Onu da bekleyebilirim. Şu karanlık CT giden olur. Ölebilirler. Aynen. Bak ölmüş.
Bela olurum, bela. Bütün dediklerim oluyor ya. Vallahi bak. O olacak diyorum, bu oluyor. Bu olacak diyorum, bu oluyor. Bak dedim, o adam dedim kesin birisi tankta ölecek dedim. Evden silahla çıkacak dedim. Dediğim de oldu. Aha geliyorlar. Ne dedim ben? Ama alçak uçuş yapmıyorlar işte. Alçak uçuş bir yapsa. Hadi görüşürüz. Ama bak içimden bir ses diyor ki bunlar bana itemi bırakıp direkt oynayacak. Bak direkt. Bak itemleri koyacaklar direkt buraya gelecekler. %100 eminim. O yüzden direkt ben hazırlığı yapacağım şimdiden. Bak hazırlığı yapıyorum. Hazır mısınız? Yatağa koydum. Fight diyeceğim yerde burası olacak. Yatağın dibinde kesinlikle fightlamıyorum. Bak dedim. Bak ne dedim? Bak ne dedim? Bak ne dedim ben? Biliyoruz abi. Bak şu an beni arıyorlar. Bak nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Bak. Biliyorum ya. Aha minikopter burada. Tamam. Minikopter burada beyler. Nasıl bait ama? Bait'i gördünüz mü? Şu an item arıyor. Ha, oradaki şey sanıyorlar. Benim evim sanıyorlar. O yüzden sıkıyor tek tek. Şimdi anladım. Base'in üstündeydi ya, orayı benim evim sanıyor. Aynen. Aynen kanka, orası benim ev, gir. Aldın mı kanka loot? Loot aldın mı kanka? Sur, sur. Ah be. Ah be. Neyse 24 saniye var. Son olarak da bireyi de tak. Sonra çıkarız daha buradan.
Sabır. Bir bakalım oraya patlatabileceğimiz bir yer var mı ya? Evimizin dibinde erimiş bez var. Hiç umursamıyoruz ya. Ya biliyordum burayı da. Almışlardı diye şey yapmadım pek. Word. Arkadaşlar eğer ev raid yemezse videoya devam ettireceğim. Haberiniz olsun. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.